Sibirya her sabah sisle örtülür. Köyler, kentler, sisler altındaki ormanlar bir kartpostal görüntüsünü andırır o zaman. Trenler ve yollar ayrı bir tat katar Sibirya'ya. Trenler, meşhur Sibirya trenleri. İçindeyken dışında olmak istersin, dışındayken içinde. Bu bölümü Sibirya'daki yolculuklarımıza ayırdık. Aslında daha güzel bir bölüm olabilirdi ama bu bölüm kafama göre takılacağım. Sibirya adını Sabar Türklerinden alır. Bütün Sibirya Tatarların en eski yurdudur. Sibirya'da yaşayan bugün değişik adlarla bildiğimiz birçok Türk boyu aslında Tatarların akrabalarıdır. Sibirya'da yaşayan Türk boyları Tatarlarla akrabadır dersek hata etmiş olabiliriz. Onlar da Tatardır. Evet, galiba söylenmesi gereken doğru cümle bu. Sibirya'da yaşayan Türk halklarının büyük bir çoğunluğu Tatardır. İnsansızlığın güzelliğinde yaşayan turnalar Sibirya'nın her yerinde. GPS'te Krasnoyarsk Irkutsk arası 13 saat gösterirken biz 2,5 günde varabiliyoruz Irkutsk'a. Tam da bu araya Krasnoyarsk'tan Irkutsk'a giden bir harita fotoğrafı koyayım diyorum. Sonra boş ver, ne gerek var diyorum. Böyle birçok şeyler diyorum işte kendime. Hep ciddi belgeseller yaptım. Biraz sıkıldım. Bu bölüm o yüzden böyle ama baştan söylemiştim. Yağmur yağdığı zaman Sibirya'da köy yolları bataklığa döner, şehirler arası yollarsa göle döner, yollar bir hafta, 10 gün, 15 gün kapanabilir. Yolculuğun en güzel yanı da budur. Yolların kapanması, ne yapacağını bilememek, nereye gitsek acaba, uçsuz bucaksız bir coğrafyadasınız, gideceğiniz yeri bilmiyorsunuz, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz, haritada oraya buraya bakıyorsunuz. Bence yolculuğun en keyifli tarafı bu. Yıllarca uzun yol yürüyüşleri yaptım sırt çantamla. Kaybolduğum zamanlar en hoşuma giden zamanlardı. Belki de adımlarımızın ya da aracımızın bilinmeze doğru gitmesi yolculuğun en güzel yanı. Birkaç gün önce göl gibi suların altında kalmış olan yol açıldı ve devam ediyoruz. Bu yolu çok seviyorum. Defalarca buraya kadar gelip geri döndük çünkü. Bu yolda kalmamızın hikayesini Sibirya'da 4 gün yol kapanınca adlı bölümde işledim. O bölümü izlemek isteyenler izleyebilir. İzlemek istemeyenler zaten izlemez. Nötr olanlar da kafalarına göre takılsın. Belki denk gelir bir ara izlersiniz. Böyle belgesel mi olur demeyin. Ben yaptım oldu. Şu anda yapmış olduğum gereksiz seslendirmelerle belki de belgeselcilik tarihinde yeni bir çığır açıyorum. Belki birçok insan peşimden gelecek. Belki de burada beni birileri durduracak. Ama bence güzel bir şey yapıyorum. Bu bölüm kafama göre takılıyorum. Hoşunuza gitmeyebilir seslendirmelerim. Buna da bir çare var. Sesi kısıp sadece görüntüyü izleyebilirsiniz. Önce şuraya Sibirya'nın en güzel kentlerinden biri olan Irkutsk'un bir videosunu koyalım. Daha sonra Angara Irmağı kıyısında romantik anlar yaşayan şu çiftin huzurunu bozalım. Biraz daha ısrarcı olalım. Evet, başardık. Gidiyorlar. Sonra da Angara Irmağı kıyısında gezen şu üç genci korkutalım. Evet, gördüğünüz gibi başarılı videoların altına imzamı atıyorum. Şimdi şöyle geniş açıyla Irkutsk'u yukarıdan bir görelim. Olur mu? Söz, siz Irkutsk'u izlerken ben biraz susacağım.
Yahu ne bahtsız bir adamım. Tam müzenin önüne geldim, güzel bir konuşma yapıyorum ama kameram o anda ses kaydetmiyor. Neyse ben anlatayım. İrkutsk Oblastı'nın Yerel Tarih Müzesi'nin önündeyim. Birazdan bu müzenin içine gireceğim. Çünkü bu müze bizim için çok önemli. Çünkü burada Türk şamanlığı ile ilgili birçok belge ve döküman var. Önceki bölümlerde Türk şamanları, şaman manyağı, kam tünürü ile ilgili birçok bilgi vermiştim. O yüzden bu bölümde susacağım. Şu anda tözleri görüyorsunuz. Ölmüş kişilerin yerine bunlar yapılır ve Gök Tanrı'ya dua ederken bunların önüne geçilirdi. Bunu gören Arap gezgin İbni Fadlan Türklerin putperest olduğunu düşünür. Herkesi kendileri gibi zannediyorlar. İrkutsk'ta şehirde gezmeye devam ediyoruz. Galiba en kısa sürede montajladığım video bu olacak. O kadar uzun bir yolculukla geldik ki buraya, sık sık durup kendi kendime dedim ki yahu bu kadar uzak yere insanlar niye gelmiş, niye bu kadar uzak yerde yaşıyorlar? Ama sonra kendi kendime cevap verdim. Burası dünyadaki insanların yaşamış olduğu en eski yerlerden biri. Bizim yaşadığımız coğrafyalarda hayat yokken buralarda hayat vardı. Çok acıktım, yemeğe gidiyorum. Yemekten sonra montaja devam edeceğim. Yemeğe diye gittim ama biraz işim uzadı, biraz geç geldim. Ama siz bunu burada fark etmiyorsunuz tabi. İrkutsk'ta Angara Irmağı kenarında dolaşıyoruz. Hep sorarlar, Angara Irmağı ile bizim Ankara arasında bir bağlantı var mı diye. Tarihçiler ve Türkologlar Angara adının Türkçe ile bir ilgisinin olmadığını söylerler. Ancak ben Angara adının bizdeki tanrı sözcüğüyle bir ilgisi olduğunu düşünüyorum. Angara Nehri'nin kenarındaki tiyatro binasının önündeyiz. Tüm Rusya'daki bütün tiyatro binaları bu şekilde büyük ve gösterişlidir. Her zaman tecrübe etmişimdir ki sanata değer veren ülkeler hep büyük ve güçlü ülkelerdir. Manchu, Moğol gibi diğer Altay dillerindeki Tangara, Tangora gibi adların Angara Nehri'nin adıyla bir ilgisi olduğunu düşünüyorum. Sonuçta buralar en eski Türk yurtları. Sözcüğün başındaki T sesi düşerek Angara adı ortaya çıkmış olabilir. Angara Nehri'ne de Baykal'ın oğlu diyorlar. Baykal Nehri'ne dökülen yüzlerce nehir var. Ancak Baykal Gölü'nden çıkan bir tek nehir Angara Nehri. Kameranın sesi bozulduğu için sesim gelmiyor. O yüzden görüntü üzerine konuştum. Ses gelecek diye beklemeyin boşuna. Gittiğimiz yerlerde hostelde kalmak yerine ev kiralıyoruz. 3 arkadaş masrafı paylaştığımız zaman hostelde neredeyse aynı fiyata geliyor. Bir de Rusya'nın binalarından bahsetmek lazım. Girişte çıkışta apartman aralarında 10 tane kapıdan geçiyorsunuz. Mesela burada çıkış kapısı 3 aşamadan oluşuyor. Burası İrkutsk'ta kaldığımız evimiz. Sabah kahvaltısı için karşıdaki markete gidiyorum. Karşıdaki market. A
yollar, Sibirya'nın yolları. Çok özlüyorum oraları. Evet, sonunda İrkutsk'tan 60 kilometre giderek Baykal Gölü'ne ulaştık. Baykal'ın da eski adı Baykol'dur, yani Zengin Göl, Türkçe bir addır. Güzelim, konuşmalarım boşa gitmiş. Güzelim, seslendirmelerim diyorum da kim bilir neler söyledim, belki de kötü şeyler söyledim. Belki de duysam zaten bu videoyu kullanmayacaktım, bilemiyorum. Ama en güzeli Baykal Gölü'nün yanında olmak. Hava buz gibi. Adem ve Yaşar illa göle gireceğiz dediler. Buraya kadar gelmişken Baykal'a girmeden gidilmez dediler. Ancak elimi suya değdim, su buz gibi. Hava zaten sıfıra yakın. Baykal'a girmeden döndüğüm için çok üzgünüm. Ama şunu iyi biliyorum ki ömrüm varsa oraya bir kere daha gideceğim. Belki pek çok defa daha. Burası aynı zamanda bir iskele. Olhan Adası'ndan ve Buryatya'dan ve İrkutsk'a bağlı bazı köylerden buraya feribot seferleri olduğunu öğreniyoruz. Baykal Gölü, dünyanın tatlı su rezervinin %25'i veya %35'ini sağlıyor. Baykal'ın kutlu sularında yunmak kısmet olmadı ama o kutlu sularından birkaç yudum içmek kısmet oldu. Evet, millet gocuklarla dolaşırken bizim iki dostumuz Adem ve Yaşar Baykal Gölü'ne giriyor. O ara bizimkilerin soyunduğunu görünce tekneye binenler, tekneden inenler durup izlemeye koyuluyorlar. Baykal Gölü'nün kenarından biraz daha ilerliyoruz. Birkaç kilometre sonra yol tamamen bitiyor. Evet, seslendirme yapmaktan yoruldum. Biraz müzik eşliğinde görüntü izleyin. Baykal'dan İrkutsk'a geri döndük. Şimdi İrkutsk'un en güzel yerine doğru gidiyoruz. Burası İrkutsk'un en kalabalık yeri. Buradaki binaların geleneksel yapıları hiç bozulmamış. Ahşap şekilde tekrar restorasyonu yapılmış ve o şekilde kullanılmakta. Thank you.
şimdi tekrar yollara düşme vakti. İrkutsk'tan Krasnoyarsk'a doğru hareket ediyoruz. Birkaç gün sonra da Krasnoyarsk'tan Novosibirsk'e gideceğiz. Ama bilmiyoruz ki yol selden dolayı kapalı. Bunu daha sonra öğreneceğiz. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın diyoruz.